Bereketli hilalin yıldızı, destansı toprakların can suyu, Güneydoğu Anadolu Projesi, GAP bölgesinin toprak ve su kaynaklarını geliştirme hedefiyle temelleri atılan proje, 1989 yılında hazırlanan master planla tarım, sanayi, ulaştırma, kırsal ve kentsel altyapı, eğitim, sağlık, kültür ve turizm yatırımlarını da içine alan entegre bir bölgesel kalkınma projesine dönüştü. GAP projesinin koordinasyonunu ve izlemesini yapmak üzere 6 Kasım 1989 tarihinde kurulan ve Türkiye'nin ilk bölgesel kalkınma kuruluşu olan GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, yaptığı planlama, araştırma, uygulama ve analizlerle bölgenin durumunu her yönüyle ortaya koyarak paydaşlarla birlikte bölgenin kalkınması adına önemli bir ışık oldu. Ekonomik kalkınmaya yönelik projeler, bölgenin rekabet gücünün artırılmasına katkıda bulunarak bölge kalkınmasına ön ayak olmuştur. Uygulanan yenilikçi projelerle bölge yeşil enerji imajına kavuşuyor. Tarladan tüketiciye her adımda inovasyon ve kaynakların verimli kullanımı anlayışıyla tarımda en üst düzeyde üretim hedefleniyor. Hem toprağı hem tüketiciyi korumaya imkan sunan organik tarım her geçen gün yaygınlaşıyor. En eski topraklarda en yeni teknolojiyle tarım bilinciyle hassas tarım teknolojileri kullanılarak gerçekleşen uygulamalar devam ederken ürünlerin dijital dünyadaki serüveni başlıyor. Uygulamalı tarımsal eğitimle bereketli topraklar bilinçli çiftçilere emanet ediliyor. Plansız göçe en etkili çözüm sunan entegre kırsal kalkınma programıyla ilçeler özelinde projeler yürütülüyor. GAP bölgesi tarım ve sanayi sektörlerinin yanı sıra sahip olduğu turizm potansiyeliyle de cazibe merkezi haline dönüşüyor. GAP idaresi oluşturduğu Mezopotamya markasıyla ziyaretçilerini zamana dokunmaya davet ediyor. Bölgenin kültürel mirasını korumaya yönelik uygulanan projelerle bu zenginliklerin gelecek nesillere aktarılarak yaşatılması sağlanıyor. Kent içi ulaşım projeleri sayesinde yaşam alanlarının kalitesi iyileştirilerek GAP illeri modern kent kimliğine kavuşuyor. Toplumun dezavantajlı gruplarını hedefine alarak çok amaçlı toplum merkezleri, gençlik evleri, çocuk gelişim merkezleri, çocuk oyun odaları ve aktif yaşam merkezi gibi modellemeler yapıldı. Kadınlar, gençler, çocuklar, kent yoksulları, engelliler ve yaşlılara yönelik yenilikçi ve öncelikli çalışmalara destekler sağlanarak pek çok faaliyet hayata geçiriliyor. GAP İdaresi kuruluşundan bu yana entegre bölgesel kalkınma anlayışıyla bilgi ve deneyimlerin paylaşılması, karşılıklı uzman değişimi ve teknoloji transferi amacıyla birçok uluslararası kurum, kuruluş, üniversite ve sivil toplum örgütüyle işbirliği yaparak çok sayıda önemli proje ve faaliyeti hayata geçiriyor. Bölgenin tanıtılması, ulusal ve uluslararası yatırımcıların bölgeye çekilmesi için faaliyetler yürütmeye devam ediyor. GAP İdaresi, hayata geçirdiği proje ve çalışmalarla Güneydoğu Anadolu bölgesinin refah seviyesini yükseltmeye ve kalkınmasına katkı sağlamış, böylece bölgeler arası gelişmişlik farkının azaltılmasına azami ölçüde destek sunmuştur. GAP'ın yanı sıra Türkiye için kalkınma ve refah hedefiyle çalışmalarını yürüten GAP İdaresi, insana, doğaya, toprağa ve hatta zamana dokunan yenilikçi projeleriyle bölgenin kalkınmasına katkı sunmaya devam edecek. Bölgede 2300 yatırım teşvik belgesi alındı ve bu teşvik belgelerine bağlı taahhüt edilen yatırım tutarı 32 milyar lirayı, istihdam taahhütü de 133 bin kişiyi aştı. Ve de biz 2022 yılı içerisinde 236 milyon liralık proje desteği vermiş olduk. Tabii bugüne kadar 2002 ile 2022 yılları arasında da GAP Bölge Kalkınma İdaresi totalde bugünkü fiyatlarla 2,5 milyar liraya aşan proje desteği verdi. GAP bölgesindeki enerji anlamındaki yapılan yatırımların tümü bugüne kadar elde edilen enerji geliriyle amorti edilmiş durumda. Aynı zamanda GAP bölgesinde tabii yapılan bu çalışmaların tümünün neticesinde hem ihracatta hem yatırım ortamında
önemli iyileşmeler söz konusu. 2002 yılına göre ihracat rakamlarında inanılmaz bir iyileşme sağlandı. Şu anda 13 milyar lirayı aşan bir ihracat rakamına ulaşmış olduk. Geçtiğimiz yıl içerisinde sadece 2300'ü aşkın yatırım teşvik belgesi alındı ve bu yatırım teşvik belgelerine bağlı sabit yatırım tutarı 32 milyar lirayı, istihdam tutarı da istihdam sayısı da 133 bin kişiyi aştı.